Bundan herhalde çok kısa bir süre öncesine kadar pankreas kanseri e, çok tedavisinde başarılı sonuç alınabilen bir e, kanser türü değildi. Günümüzde ne gibi gelişmeler oldu? Pankreas kanserinin tedavisi ve tedavinin başarısı ne yöne doğru evriliyor? Şimdi pankreas kanseri yakalan hastanın 3 tane kategorisi var. Uh -huh. Birisi ilk tanıda bunlar genelde %50 oranda oluyor o hastaların. Ee, i̇lk tanıda metasazlan beraber tanı olan hastalar. Bunlar aslında bizim en çok tabii ki korktuğumuz hastalar çünkü biz bunlara bir cerrahi olarak da e, bir sağ kalım veremeyeceğiz bir hastalarda ve bunlar ama bunlar da mı başarılı oldu? Çünkü bunlar eski zamanda emizdeki olan mevcut olan e, kuvvetli kemoterapilerle 6-9 ay sonra da yine de genelde bir sene maksimum hastaları kaybediyorduk. Yani. Bunu şimdi yeni kemoterapilerle biz bunu 2 sene ve bunun ötesini e, ulaşabiliyoruz. Bu çok büyük bir başarı. Hastayı kurtarabiliyor muyuz? Maalesef değil ama ciddi iyi bir zaman katkısında bulunabiliyoruz. Hı hı. İkinci kategori hastalar bunlar genelde yüzde Lokal kontrollü yani hiçbir damara sıçramamış pankreas içindeki olan hastalar. Hı hı. Biz bunlara direkt cerrahi uyguluyoruz. Ve bu cerrahiden sonra atyuvan dediğimiz yani cerrahiden sonra cerrahi etkisini güçlendiren kemoterapiyle bu hastalara temiz bir şekilde çıkarsak yeni çıkarttığımız yayınlara göre bizimle kendi grubumuzdan yüzde 45 yıl sağ kalımı sağlayabiliyoruz. Yani bu, bu ciddi bir oranda gelişme var. Bu eskilerde yüzde 15, yüzde 20 oluyordu. Hı hı. Üçüncü grup en ilginç grup. Bunlar genelde yüzde 30 ilk tanıda çıkan. Metastazı olmayan ama lokal olarak yani pankreasın <laughs> etrafındaki çok büyük sayıda bizim bütün vücudumuz için önemli damarlar vardır. Evet. Ve o damarlara yayılım varsa o zaman ameliyattan sonra temiz çıkma oranımız azalıyor. Ve onu da etkileyici şimdi ciddi kemoterapiler oluyor. Evet. Ve bu ameliyattan önce bu sefer kemoterapilerle ve bazı ülkelerde kemoradyoterapilerle biz bu tümörü küçültebiliyoruz veyahut da o tümörün içindeki olan bütün kanser hücrelerini yok edip bu hastalara da tekrar sanki o birinci gruptaki gibi yani ilk tanıda hemen direkt ameliyata girebileceğimiz gruptaki gibi bu sağ kalımı sağlayabilecek bir ameliyat onlara sunabiliyoruz. Bu bizim böyle 15-20 sene önce yapamayacağımız bir şeydi ve bu ciddi bir şekilde bize umut veriyor. Çünkü yani %20 Tedavi edebileceğimiz hastaları şimdi aklı iyi gelirse yüzde %45 45'e kadar falan ciddi bir şekilde hastalara umut verici bir tedavi uygulayabiliyoruz. Bazı girişimsel yöntemler de herhalde var değil mi? Pankreas kanserinin tedavisinde. Denililiyor. Şu an hepsi kesin bir sonuç alınmadı. Ama bunlar her zaman cerrahi uygulanamayan hastalarda oluyor. Evet. Aha. Yani ilk tedavi her zaman cerrahi olması lazım. Yani cerrahi başarabilecek bir duruma getirebilmesi gerekiyor aslında. Ama bu olmuyorsa bu hastalarda aplatif terapiler dediğimiz yani yakma, evet. o tarz hastalar, o tarz dondurma gibi yöntemler. Aynen, evet. aynen öyle. He